Herkese merhaba. Herkese güzel bir an yaşatmak için buradayım. Spora başladım. Kaslarımdan anlamışsınızdır. Neden bir günde kas çıkmıyor? Ben bayağı çabaladım bugün ve açım şu anda. Hiçbir şey olmadı. Tüm ilişkilerimde olduğu gibi. İnsanın hayatında böyle her şeyi beklemek ve sabretmekle ilgili böyle aradaki bir çizgi var ya, o çizgiden gerçekten ben fenalık geçiriyor olabilirim şu anda. Bilemiyorum. Bugün herkesin ilişkilerine bakacağız. Bugün Halit Özgür Sarı'ya bakacağız. Bugün sürpriz bir konuğum daha var. Bize hikayesini anlatacak. Yeni ayrılan var mı aranızda? 1, 2, evet başlıyoruz. Hazırsanız bekleme sürecini şöyle daraltıyorum. Halit Özgür Sarı. Merhaba herkese. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın Yasemin? İyiyim canım. Sen nasılsın? Sitten geldin. Evet. Yabani kokuyorsun. Senin için özel parfüm çıktı. Yabani ne güzel gidiyor öyle. Teşekkürler. Vallahi biz de çok mutluyuz. Hı hı. Yani bu sene güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çok da heyecanlı. Hiç de durmuyoruz zaten. Ondan sonra bugünkü gibi işte, bugünkü örnek. Halit ta Şilelerden buraya geldi. Evet. Yani hatta çirkin bir espri yapmam gerekirse, Şile bülbülüm Şile söyleyerek geldi. Bir tek ben güldüm. Yol boyunca kiminle telefonla konuştun en çok? Ben biliyorum da hani manitasal bir şey değil. Gözde ile konuştuk. Evet. Çünkü çok endişelendi geç kalacağımda. Gözde şey yapıyorduk, en son sağlık görevlilerini çağırdık kulise. Hı hı. Senin ekibi. Onuncum gelemiyor mu galiba gibi. Ama gerçekten buraya var. Gelirken peki ekibin dışında biriyle konuştun mu? Anneni aradın mı ya da ne bileyim? Yok yok ya, çok stresli geldim zaten. Hı hı. Yani kaydı kestik, üstümü giydim geldim. Hani çıplak mı oynuyordun? Kostümü çıkardım, üstümü giydim geldim. Hayır, heyecanlanmak normal yani. Hani ama korktum geç kalacağım diye. Ben de korktum. Çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle aşkım. Bugün çocukluk arkadaşım ve lise arkadaşım geldi. Teşekkür ediyorum onlara. Nerede onlar? Oo. Annesi de geldi. Oo. Anneleri sevmek. Evet. Sana güvenmediği için. Hayır, annesi beni çok seviyor. Size o zaman çocukluk anısı soracağım bir tane. Aklınızda tutun. O bölüme döneceğiz. Var değil mi? Çok fena çocukluk anılarınız. Yani. Evet, o gülüşü aldım ben. Şu an izleyicilerimiz duymamış olabilirler. O bir çocukluk burada kalsın aldım. Ama. Yani, hepimizin arasında yani. Ben seni ilk gördüğümde, aslında Diriliş Ertuğrul'lar var, bir sürü dizi var ama ilk spesifik gördüğümde, wow bu çocuk işte dediğim, geçen yaz filmi. Orada hatta bir şarkı söylüyorsun. Bayağı ben Halit'e yükseldim, Sherlock yükseldim ama. Bu çocuk şarkıcı olmalı bir taraftan da dedim. Hatta bayağı DM'den yazdım. Evin adresini attım, gelmedi. Nazar dedim, bir şey olmaz. O günden bu yana inanılmaz bir grafik var. Eminim kolay olmamıştır. Hiçbir şey bugün gibi olmuyor. Hı hı. Çünkü dışarıdan her şey bugün olmuş gibi ya. Senin bundan bir 5 yıl öncesine baktığımızda bambaşka bir dünyan vardı. Hı hı, doğru. Nasıl hissediyorsun? Kendimi çok mutlu hissediyorum yani. O bizim zaten yolumuzun kesiştiği iş geçen yazdı gerçekten. Hı hı. O çok keyifli bir işti. De Ozan abi faktörü. Evet, işte. Evet. Çok niş bir işti. Evet, evet. Evet, yani böyle yıllar sonra da vay, evet, gustosu var işin. Evet. Hı hı. Zaten yani hitap ettiği kitle zaten çok kaliteli bir kitle. Yani ne bileyim, o işi özlüyorum. Bazen ben açıp onun sahnelerini izliyorum. Ki çok fazla eskiye dönüp de sahne, hı-hı, izlemeyi sevmem ama ya şey geçmiyor onun yani. Ah diyorum. Ah ya, o şeyler falan. Şarkıya gelince de Nazar, evet yani, hı-hı, hikayeli bir şarkıydı, evet, zaten. İşte yönetmenimizin arkadaşının şarkısıydı. Evet. O zamanlar işte bir bar varmış. Barda işte bu da mı göz, bu mu nazar, sen yaparsın hep bana yazar diye çıkıyorlarmış şeyi. Ondan sonra Baran Baran hatta yani. Adamın adı da Baran, soyadı, evet, da Baran. Evet, iyi bir reklamcıdır bu arada. Onu bilmiyordum. Ondan sonra biz o şarkı söyledik. Sonra çıkardılar onlar o şarkıyı. Hı-hı. Bir ara heves ettim de şimdi geçti. Ya ama şu an bambaşka bir dünyanın içindesin. Evet, evet. Öyle bir vaktin olduğunu da hiç zannetme. Buraya geldiğin için o yüzden çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir settesin. Hep settesin. Arkadaşların sana şey yap, öykünüyor mu bir taraftan? Ya zaten etrafımdaki arkadaşlarım öykünecek arkadaşlarım değil. Yani, hı-hı, böyle bir öykünme durumu olmuyor. Çünkü zaten biliyorlar nasıl bir şeyde çalıştığımızı. Ondan sonra daha anlayışla karşılıyorlar. Şekil açtı yani. Pıs, anne. Bak geliyorum. Annemi de alıp geliyorum. Evet. Halit, kendinle konuşur musun? %100. Peki kaslarınla konuşur musun? Yani
ekstrem fazla kaslarım olmamasıyla birlikte evet yani hani şey diyorum bak evet şu an fitim. Evet iyiydi yani fitim evet. Güzelim yani şey olabilir mi bir sabah kalkıyorsun 4 ay boyunca çalıştığın baklavalar yok olmuş. Ne hissedersin? Yaşadım onu. Valla. Valla. Ben şöyle... genelde dolaba açıyorum aa baklavaları bitirmişim diye ama hani. Şöyle yaşadım şimdi yabaniye başladık. Tabii ben bir senedir non-stop spor yapıyorum. Hı hı. Deli gibi yemek yiyorum, deli gibi hazırlanıyorum her şey falan. Sete çıktık. Ya eve gelemiyoruz ondan sonra. Eve bir geliyoruz kafamızı boyup uyuyoruz yani. Zaman yok falan. Ben o ara tabii stresten işte set stresi işte sahneler falan filan çok yoğun o dönem. Bir gün aynaya bir baktım. Ne olmuş ya? Hocam dedim bu böyle değildi yani. Bir de vardı burada bir şeyler. Değdirdiniz bana dedim. Ondan sonra yani bunu da tabii bir günde olmasa da bir benzerini yaşadım hani. Ama bayağı ağır bir şey düşünsene yani bu kolay da değil. Çünkü ben bu sabah yaptım bir şey olmadı. Spor mu yaptın? Ergo çektim, mekik çektim. Halim ağrıyor şu anda. Baktım bir şey var mı? Yok. Evet. Kas var. Çok kasmayalım bu konuyu o zaman evet, değil mi? Biz birbirimizi hep pozitife yoralım. Evet lazım. Lütfen öyle yapalım. Şimdi hemen ilk bölümümle başlıyorum. Bakalım bu soruları tabii görmediğin için başına ne geleceğini de bilmiyorsun az çok. O yüzden hızlı hızlı ve yavaş yavaş ve sakin sakin ve delirtici bir şekilde soracağım hepsini. Bunların hepsi aynı anda olacak. Şimdi burada da replik ezberlenir mi dediğin en acayip replik ezberlediğin yer. Hatırlıyorum. Tuvalet. Hayır şöyle oldu bir gün bir tane sahne çekeceğiz eskiden ben zaten o zamanlar çok zor ezber yapıyorum falan zaten heyecanlıyım dediler ki bu sahneyi çekeceğiz Allah Allah diyorum programda yoktu vardı dedim bir bakayım programa bir baktım sahne var ve tirat tirat mı? Tirat tirat. Hayır çok fena uzun uzun yani. Neyse sahneye şeyi tuvalete gittim anksiyete geldi benim kalp şurada değil buralarda atıyor yani ondan sonra ben çok gerildim tabii ki. Tuvalete gittim. Dua önce bir dua ediyorum içimden diyorum ne olursun yapayım falan filan. Tabii o sahneyi o gün çekemedik. Ben panik atak geçirdim. Panik atak geçirdiğince sen bir kalbe dönüştüğün için bir anda kalp olarak atıyorsun çünkü. Aynen. Yani denedik. Tuvalet cevabını bugüne kadar kimse vermedi bu arada. Niye ya yapmıştır ya? Vermediler yani bilmiyorum. Şu belki ya. Gerçeği söylememişler. Yani ben telefonun çalıyor. Quentin Tarantino arıyor ama telefonu açmıyorsun. Sebebin ne olabilir? Sinir bozucu değil mi? Kedi mi var salonda? Mart'ta da değiliz. Hayırdır? Nerede o? Bilmiyorum. Şu an hep beraber aramaya kalkışsak 8 saat. Neden açmam Tarantino'yu ya? Mesela geçen bir bölümde Gökhan Türkmen, benim İngilizcem yetmezdi. Beyoncé'nin telefonunu açmadı. Miau. Tarantino mesleki arayabilir. Ne diyecek canım? O sırada, Ayşe Hanım'a telefondayımdır. Ayşe Barım'a sevgilerle ama kapamak zorundayız. Quentin arıyor. Evet. İşte Ayşe Hanım işte şöyle bir öbür telefon. Tabii. Güzel. Ondan sonra meşgul. Özel numarayı menajere verip genel numarayı Quentin Tarantino'ya verecek kadar gönlü beniş. Yürekli arkadaşımız. Hikaye uyduruk ya. Evet. Tarantino bulmuş bir de onu. Ya daha da beter yani. Kimi aramış? Beni araştırmış. Bir şey sana ulaşmak için kimi araması gerekiyor? Valla o kadar zor değil bana ulaşmak yani. Şu an yakmayalım kızları. Ondan sonra yani hemen numaram bulunabilir yani. Herhalde Simge'ye Gözde'ye falan ulaşsa onlar da dayanamaz verir. Hiç zannetmiyorum öyle birileri olduklarını. Kendi numaralarını vermiyorlar insanlara. Bu kızlar yalnız. Ama Tarantino yani. Annenin aran çok iyiymiş. Bir röportajında okudum ve annen çok iyi bir eleştirmenmiş bu şey gibi değil. Hani annesini de çok seviyor değil de daha eleştirme boyutunda annen hem acımasız hem de çok gerçekçiymiş. Zor değil mi bu kadar çok yakın birinden çok iyi yorum duymak? Yo yani şöyle hani bununla büyüdüğüm için alışıyorsun buna. Yani bunu şey gibi... Şimdi gerçekçiliğin yanında bir kırıcılık vardır. Bir de kırıcı olmayan gerçekçilik vardır ya. Anneminki öyle. Yumuşak. Yumuşak. Hı-hı. Ama tabii ki yani annem benim en değerli. Ya onu biliyorum be. Her yerde çok güzel. Çok da güzel bir şey söylüyorsun. Peki şey mesela ben senin kız arkadaşım. Gittik eve çay içiyoruz. Annene şey sor. Yasemin nasıl diye sorar mısın? Senin yanında mı? Yok ben yokum.
Benim yanımda sorulacak iş değil o. Şimdi ben senin yanında sormam. E tabii sor. Ama senden sonra da sormam. Tamam mı? O zaten söyler. Ya aa, çok güzel. Yani. Seni patlattı oldu mu öyle o? Yani şey olarak. Mesela benim annem her defasında, dedim ki Selami ile gittim. Bu çocukla görüşme. Neden? Hani vardır ya öyle bir şey ve haklı çıkar finalde. Çok haklı çıkmışlığı var mı hayatının birçok noktasında? Annemin haksız çıkmışlığı yok. Of çok zor. Anne ne burcu? Ya şimdi o kısım birazcık karışık. Şöyle, annemin tam doğum tarihini bilmiyorum. Ha, sence tahmini? Ya 1 Ocak yazıyor. Oğlak değildir. Canın çok sıkkın Halit ve seni bulmak istiyoruz ama yalnız kalmak için bir yere kaçmışsın. Nereye de buluruz biz seni? Herhalde şeyde bulursunuz ya. Böyle çocukluğumun geçti işte Bakırköy, Ataköy'de hı-hı falan büyüdüm ben. 9. kısımlarda takıldınız tabii, değil mi? Ay, oralarda bizim parklar vardır böyle tabii, yani. Tabii. Çok takıldığımız beraber. Hala bu arada, şimdi parkın da ismini söylemeyeyim. arabayı çekerim gece, hala oturur düşünürüm. Şimdi bu açıklamayı yaptın, yarın sabah bir bakıyoruz ki ana haber bültenlerinde bir sürü sevdiğin insan, yani fanlar ve sevdiğin beraber herkes oradalar ve oturuyorlar ve araba. Güzelmiş. Ama şey mesela sahilde değilsin, direkt sitelerin içindesin, parkların oradasın. Evet evet olsun. Konum vermeye çalışıyoruz. Ya anladım. Gelme, yapma, anladım. Yapma. Yunus Emre'ye yakın mı? Anladım. Dayanamam. Peki. Şimdi sen çok kral tacı seviyormuşsun. Evet. İlginç bir... Nickname'in kralmış çocukluk arkadaşından. İlginç bir... Evet. Kral değil lisede, mi? Lisede öyle bir mevzu vardı. Biz sana tacı takıyoruz. Hatta yönetmenim Çağatay muhtemelen şu an kafan onu yerleştirdi. Evet. Ve ulusa sesleneceksin. Nerede seslenirsin? Bütün ulus benim mi? Senin... Nasıl bir ego ya. Senin abi. Ulusumuz... Nasıl mutlu oldu? Hayır hayır. Oldum bu arada. Ya ulusumuz nereden oluşuyor? Yani bana bir lokasyon ver. Diyelim ki İstanbul senin. Safi İstanbul Safi, yani. Safi evet. Doğup büyüdüğüm Bakırköy'de bir kere meydanda bir tane yaparım. İlk orada. Orada bir açılışım yaparım diyorsun. Eşe dosta selam olsun. Ben de. Ne kadar dükkan sahibi varsa tanıdık çağırırım. Annem falan zaten yıkılır. Tabii tabii. Komşularla falan. Delinir kadın yani. Nasıl ondan... mutlu oldu baksanıza ya. Ondan sonra... bir tane caddede yaparım şimdi oturduğum yer. Orada da çünkü... Bağdat. Tabii tabii. Hı-hı. Orada da bir tane yapmak lazım. Tabii. Çok güzel. Evet. Bölüm bölüm yapıyor. Tabii tabii. Kral tacı fotoğrafı Halit'in Instagram'da paylaşmış şey günleri. Seslenme günleri. Hani konserler günleri oluyor. Aynen. Şarkıcıları. Settesin. Karavandasın. Çok karavanda kalıyor musun çok uzun süre? Tabii canım. Yani orada zaman geçiriyorsun. Ben, sahneyi bekliyorsun. Tabii ben uykularımla meşhurum. O nasıl bir uykularımla meşhurum? Ya benim uykuya dalmam 1,5 dakika. Mesela şu an yapsak ya bunu. Mesela bu güzel olmaz mı şurada uyusak? Gerçekten yapamam mı sanıyorsun? Yaparsın yani... ama yapma. Uyandıramam diye korkuyorum. Ben uyku konusunda inanılmaz derecede ağır damarı çatlak bir adamım. Yani şöyle artık yani 1,5 dakika aram mı var? Yani 1,5 dakikada şöyle buluyorlar beni karavanda. Gitmişti mi? Tabii. Artık ekip de alıştığı için yani o yorgunluktan uykumu alamıyorum ki ben artık. Ondan sonra şurada bir el, şurada bir el. Halit, Halit Bey, Halit Bey. Klip gibi. Tarkan klibi gibi. Dın 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 dın. Aynen. Ona, sana kahve var mı ya? Falan. 1,5 dakika aynen içinde bunu yaşıyorsun. 10 dakika uyuduğunda bir tiksin. İşte o 1,5 dakikada kendine gelme evresi. Hı-hı. Elimde kahveyle sahneye tık sahneye tamam hazır. Set karavanındasın. Şoföre diyorsun ki abi çek şuraya gidelim. Nereye gidersin? Selamiciğim. Çok gerdi beni ya. Bak. Bodrum. Ha Bodrum'a gidiyoruz. Tabii. Yalıkava. Evet. Ondan sonra orada bilir misin böyle o Bodrum Marina'nın oradan biliyorum yukarı çıkarken sağda bir tane halk plajı var böyle. Hep görür herkesin evet, içi evet gider böyle şeyine manzarası. Hemen oraya çekip. Tabii de bedava orayı da çektiririm. Şimdi verebilirsin yes işte. Ondan sonra beni bırakma abi derim herhalde ona da. Ama yalnız... sette kıyamet kopuyorsun. Tabii tabii şey yok yani. Güzeldi. Bu bölümü güzel atlattın. Evet evet bu. Şimdi esas kısmımız yedik mi yemedik mi kısmımızla ilgili bir bölüm. Burada sana soracağım sorular
spesifik istediğin cevabı verebilirsin. Çok ciddi olmak zorunda değilsin. Uydurabilirsin ama bir taraftan samimiyet hepimiz bekliyoruz. Biliyorsun bütün memleket olarak samimiyet peşindeyiz. İlk tanıştığın kişiyle ilgili olumlu, olumsuz ne düşünürsün? Mesela paranoyamdır. Hemen almam. Ben hemen alırım. Ve pişman olursun. Merhaba falan filan. Sonra bakarım, bir yoklarım. İlk bir susarım ondan sonra. İncelerim diyorsun. Aynen. Ne kadar konuşkam olsa bir bakarım ne nasıl konuşuyor falan, samimi mi değil mi, notunu veririm. Bir hafta 10 gün sonra da anlarım ki kesinlikle yanılmışım. Yani bak ya. Bak başta biriyle alakalı iyi düşündüğümde kötü çıkıyor, kötü düşündüğümde iyi çıkıyor. Müthiş bir analist. Teşekkür ederim. Teşekkür, rica ederim. Böyle şey olur. İyi niyetliyiz diyelim o zaman orada sana. Evet, yani, iyi yani orada şey yapıyor. Peki. Vazgeçtiğin şeyler için hemen oh, rahatladın mı? Yoksa of be ne yaptım ben mi? Oh rahatladım. Uzun süre mi oluyor o zaman vazgeçmen? Öyle hemen vazgeçmiyorsun. Yok, demek ki. Yok yani şöyle bir şeyden vazgeçip vazgeçmemek için gerçekten uzun bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Yani uzunca düşünmem gerekiyor. Düşünürüm. O kararı doğru veriyorum mesela. Ondan sonra diyorum ki tamam bu iş olmayacak ya da bu insan dostum olmamalı falan. O kararı veriyorum. Ondan sonra ben daha hiç yanılmadım yani. Özellikle iş konusunda yanılmadıysam o müthiş bir duygu. Ya %90 diyeyim. Ya olacak tabii ki ya. Bundan yok mu sende ses? Cool olunca mı aşık edebiliyorsun yoksa böyle daha fırlama, çok şakacı falan bu mu daha çok işine yaradı? Denemişsindir ikisini de, hepimiz denedik. İkisini de denem. Şimdi bir tanesi tabii ki ben zaten hani daha onu yaramaz ve fırlama biriyim. Biliyorum. Ben ömrümce cool olamadım zaten. Yani yaşamadım, bilemem ki. Çok acayip bir şey değil mi o? Evet. Yani bir durayım falan böyle az konuş. Ama demek ki anlatacak hikayem var. Yani şöyle hani... Seni kurtarmaya yok, çalıştım. Yok olamıyorum, cool olamıyorum yani. Yapımda yok benim yani. Yok yok. Yaratılışımda cool'luk yok benim yani. İşte. Mesela filmde de kadar cool'dun. Bu yabanide de mesela cool bir adam o da hani. Evet evet yani ama... Şey, normalde sen bayağı neşeli, tatlı hani böyle... Şeysin hani, ay süper herif falan diyeceğin ve kızların da ay çok benim arkadaşım diyebileceği, yakışıklısın ama bir taraftan da aynen. Sevgili olma ihtimali var mı yok mu çıkmaz senden. Yok. Yani daha mesela o tip şeylerde, o tip iletişimlerde daha şeyim, cinsiyetsizim yani. Hani gerçekten hiç o konularda düşünmem. Bir kadınla da erkekle de çok rahat, çok iyi arkadaş olup, çok eğlenip sette evet. Falan. Çünkü böyle de olması lazım. Yani canım. Ömür... Bir şekilde bence cool'lukla geçmiyor. Hani olacak iş değil. İmkanı yok. Günaydın ya. Güne kabız başlamak gibi. Naber? Güzel ses. Günaydın ya. Ya böyle giriyor değil mi? Abi gene uyan geldi. Ya. Öf Halit gene neşeli gelmiş. Vardır değil mi? Aynen. Uyanamamış oyuncu. Başta seviyorlar sonra nefret ediyor. Nefret demeyelim ki de eyvah hani. Şey var o kafasın. Yine geldi. Yeter git diyor. Şimdi bitir git artık. Var mı peki şu ara böyle çok hayalini kurduğun, olsun istediğin bir şey? Herhangi bir şey. İlla dizimizi, film değil de. Var. Dinlenmenin, tatilin ve uykunun hayalini kuruyorum. Bir buçuk, iki ay kadar. Ondan sonra. Geçen gün şeyin hayalini... Gülmüş. Geçen gün şeyin hayalini kurdum sette. Böyle kumlardayım. Oh sıcak. Sımsıcak. Böyle o kaldırmışım. Kazmışım. Şöyle sadece şurasının, bacaklarımın, şu baldır kısmına kadar olan yerin yarısını böyle kuma sıcacık gömmüşüm. Kemiklerimin ısındığını hissediyorum. Ay benim Almanya'daki dayım gibi konuştun. O da öyle. Ben Antalya'ya gideceğim diyor 70 derece. Yani böyle güneş tenime vuruyor ama yani artık güneşten etkilenmediğim bir radde var ya. Hani böyle o yakmayacak falan. Bronzsun zaten. Evet. Kemiklerim ısınıyor ve yatıyorum orada. Bak bu kadar. Ne güzel. Bunu sette öyle ballandıra anlattım ki yani. Herkes yani, kumda değil mi? Herkes leğene kumu koymuş. İşte tabii Şile'de hepimiz kumdayız. Of Şile'de ne soğuk olur. Of. Kuzey rüzgarı yapış yapış dursun. Üşüye geldik zaten. Üşüye geldik. Ha. Normal ama umarım bunu yakın zamanda gerçekleştirirsin. Ne zaman sezonsu finalleriniz oluyor? Tarih değil de hani zamanlama. İşte yaz okul başı, işte. Yazdan böyle bir ay önce falan genelde o tarihlerde oluyor. Yani. Ama o sırada tabii bir yeni bir şeyin içine dalmazsan tatile çıkıyorsun yoksa. Peki o zaman Manita Suar. Oraya geçiyoruz. Kedin, köpeğin bir şeyin var mı? Var. Kedim de var, köpeğim de var. Aa, evde. Tabii sen evde de yoksun. Onlar kendi aralarına takılıyorlar. Yok, ikisi aynı evde değil. Bir tanesi burada caddede, bir tanesi şeyde. Bakırköy'de. Bakırköy'de bir şey annemlerde. Sıkıntısı mı var Bakırköy'de?
Yani şimdi köpeğimcesi annemlerle yaşamaya çok alıştığı için anladım. Koparamıyorum. Bir de bir kediyle beraber yaşayabilecek bir hayvan değil. Ondan sonra birazcık kıskanç. Ondan sonra ama tabii işte ikisini de aynı anda çok fazla seviyorum. Şu kalp bir sürü hayvanı aynı anda sevebiliyor. Her hayvan üzerine alınmasın. Ay çok güzel espri yaptım ama seninle hiç alakası yok. Bu bölüm kesiyorlar. Yok ben döndüm öyle bir bakış attım ki seninle birlikte. Ha sen de şey yaptın. Ben... Okey tamam evet. Burada seninle date'e çıkıyoruz bütün hepimiz. Ve sana date sorusu soruyorum. Yani bir romantik bir masada yemek yermişçesine sana soru soracağım. Tamam. Mesela daha ama masaya oturmamışız ve diyorum ki mesela ilk buluşma yerini sen mi seçersin? Yani. Yani. Nereye götürürsün mesela? Ne tarz bir yere götürürsün? Ya o şimdi karşındaki insana göre de değişir. Ben olayım yani. Karşındaki hiç önemli değil. Yani birine öykümem. Nereye gideceğiz çok merak ediyorum çünkü. Seninle nereye gitmek isterdim kebapçı biliyor musun? Olması. Teşekkürler. Kendin pişir kendin ye. Abi ben kesin beni kesecek beni ya. Senle gerçek bir pub'a gitmek isterdim. Güzel olurdu be. Yok artık öyle şeyler. Yani o formatlar yok. Ne demek istediğini anladım ama. Evet. Çok net anladım. Evet evet. Üstünde çizikler vardır. Ay çok güzel olur. Bardaklar asılıdır evet. Böyle. Ben de kanka deyip çıkarım finalde zaten. Şeyime. Kanka tamam deyip ya. Bu ilişki olmayacak belli diye. Hayır şeyden değil. Sana hitap edemedim özür dilerim. Yok sen şu an hiçbir kadına hitap edemezsin pub'la. Yani. Ay. Bak nasıl alkışlıyorum kankalarım. Hayır, bütün kadınlar için söylemedim. Bir bana ben söyledin. Analiz evet. Ettiğimi düşünün evet. Ama biz ne dedik biraz önce? Evet. Benim analiz yeteneğim olmuyor. Zaten. Olmuyor, iyi bir analiz değil. Buluşmaya hazır arkadaşların da burada. Bu gençlik yıllarında da olabilir hani ilk zaman. Bir arkadaşınla gittin mi? Yaptın mı bunu Halit? Tabii ki. Burada mı o kişi? Evet. Mikrofonu uzatabilir miyiz kendisine? Tabii ki. Rica etsek. Evet, yani... Geliyor arkadaşımız. Hasan ben bu arada 6 yaşından beri arkadaşım ya. Hasan da çok yakışıklı. Onu niye oyuncu yapmadın? Merhaba. Hasan'cığım o buluşmayı hatırlıyor musun? Buluşmayla ilgili söyleyebileceğim şey şu. Yani hani çok kimle güzel. Zaten otursa hani kendini sevdirebilecek bir insan. Çok eğlenceli bir insan. Hasan olay o değil. Günü hatırlamaya. Yani şu an terapistimmişim gibi düşünme para vermiyorsun. Rahat rahat konuş. Günü hatırlayalım. Mesela kızın üstünde ne renk kıyafet vardı hatırlıyor musunuz? İkiniz de. Ya çok zaman oldu ama. Yani bayağıdır. Çok oldu. Çok oldu. Eski. Küttük ya. Hadi Meltem'le ilgili de bir şey anlatabilir miyim? Lütfen. Bir gün ben şehri terk ediyorum tamam mı? Yani hani kafaya koymuşum. Nasıl bir terk ediş bu? Yani bıktım artık. Ben bıktım artık. Bak. Daha... Okumak istemiyorum, yaşamak istemiyorum. 15-16 yaşlarım. Kendime başka bir yerde hayat kuracağım. Evet. Neyse. Ola param da yok bilet alacak. Neyse. Evet. Ondan sonra biletimi aldırmışım falan filan. Biletimi aldırdığım arkadaşım da sağ olsun. Çok büyük dostluk yapıp ötmüş. Ondan sonra ben tabii bir tane şu kadar bir deri çantam vardı hatırlıyor musun? Ben havaalanına bir girdim. Ablamın arkadaşı, liseden bir tane en yakın arkadaşım Meltem. Böyle yani haberi alıp benden önce havaalanına gitmişler. Benim elimde şey. Deri çanta. Deri çanta. Çantanın ağzı yarım açık, içinde protein tozu var. Kapatamamışım da. Ha, şehri terk ediyorum da ama, başka bir şehirde alamam diye. Tabii tabii, evden toplamış da onları. Ondan sonra tabii öyle oradan çevirdiler falan filan. Sonra biz ertesi gün Meltem'le hiçbir şey olmamış gibi okula gittik. Kimseye söylemiyoruz falan bunu. Hatırlıyor musun? Ama Meltem'in ve diğer arkadaşın, herkesin korkusunu düşünsene. Bu çocuk protein tozu yüzünden kafayı yedi. Paranı en çok neye harcarsın? Yani bu... Protein tozu bir. Protein tozu falan. Yok yok. Ay teşekkür ederim. Yemeği harcıyorum ya. Yani... Normal. Yani bu normal. Şey... Yemeğe ve tatile harcıyorum. İkisi de artık. Ya çok... Çünkü İstanbul sınırları içinde çok asosyal olduğum için... işte tatil zamanı olduğu zaman böyle güzel yerlere gitmeye çalışıyorum. İşte hep tatile gitmek de... Belli bir para gerektirdiği için herhalde oraya ve yemeğe harcıyorum yani. Güzel, güzel. Ayakkabıyı harcayabilirsin, başka bir şey de harcayabilirsin. Bu da bambaşka bir deneyim. Yeme deneyimi, gezme deneyimi. Gezme deneyimi. Ayakkabı deneyimi. Ayakkabı deneyimi, yani deneyim. Peki, çok büyük bir soruyla geliyorum arkadaşlar. Desteklemek isterseniz hep beraber. Son iki sorum, hepinizin ihtiyacı olan soru. Hesabı kim öder? Ya
Keşke kumda verseydim bunu bari. Hesabı kim öder? Bence yani bunun çok da bir önemi yok ama ben öderim ya. Ya ilk buluşmada öderim. Sonra da ödemek isterim. Ta ki durdurulup. Durdurulup yeter. Ne oluyor ya sana diyene kadar. Tamam öde, buyur derim yani. Ama ödemeyi de severim. Yani şeyden dolayı bu arada. Mesela işte bizim kızlarla da mesela yemeğe çıktığımız zaman biz. Yani o evrene de bolluk enerjisi. Hani bunu da düşünüyorum bu arada cidden. Başka da bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Bir de kendimi bir tık iyi hissediyorum yani. Hani o da bir şey yapma duygusu. Evet yani. Arkadaşlarını mutlu etme. Evet ama olur. Biri de hayır ben yapacağım da tamam. Tamam. Ve işte esas sorumuz geliyor. Çıkma teklifi geri gelsin mi? Gelsin. Lütfen geri gelsin mi dedi biri, hayır mı dedi biri? Ha gelsin, ha, gelsin mi dedi? Gelsin dedi tabii. Evet gelsin. Bu programda amacım bu. Bu sezon bitinceye kadar bu teklifi ben piyasaya süreceğim. Sen de mi o tarafta duruyorsun? Ben çıkma teklifi geri gelsin isteyenlerden. İşte ben de istiyorum. Anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? İlk kavgaya kadar ne olduğumuzu bilmiyorum ben. Evet. Biz şimdi neyiz de? Neyiz? Yani hani orada yani nasıl ediliyorsa edilsin, bir şekilde edilsin. Bir de şey de o bir blokajdı ya yani etse hani etme süresi, etmeye kadar olan zaman aşaması, ettikten sonra bir şeyin bir adının şey, konmuş evet. Olup hani falan filan ya benimle çıkar mısınız? Söyle, o tutamadın elim Allah'ın cezası. Yok parmağım sakat, parmağım sakat. Ne yaptın onu? Sizden göstereceğim dedi biri sırrı. Ufak bir operasyon geçirdim de iki gün geçmiş önce. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tırnak da zordur. Ay ben de dikişlerimi göstermek istiyorum. Öyle bir program olsa ya bu. Üstümüz çıplak. Tango ve keş. Nasıldı? Oldu mu? Geçti mi date'den? Hayır dediler. Geçti diyen var evet. Teşekkür ederim. O zaman üç şey yapalım. Üç şey yapacağız şimdi. Bu bölümde hayatında bazı evreler yarattık ve üç tane seçenek veriyoruz. Bir tanesini seçiyorsun. Tamam. Sahnedesin. İnanılmaz bir müzikalde başrolsün. Ve çok yıllarca sürecek bir müzikal bu. Ve sana eşlik edecek başrol Serdar Ortaç. Yıldız Tilbe. Mahmut Tuncer. Ben Yıldız Tilbe ile olmak isterim. Hani oho bağlasan durmaz, göndersen of, gitmez. Ne güzel. Laftan anlamaz. Yani ben zaten Yıldız Tilbe'ye düşkünüm. Ben de severim şarkı. Ben de çok severim. Ama güzel seçim. Çat diye seçtim. Çat diye seçtim. Hemen seçti. Hiç Yıldız Tilbe dediğin an C şıkkının önemi yoktu bu arada. Derdini tasanı paylaşacağın bir Demet Dert ortağı seçeceğiz şimdi. Hazır mısın? Demet Akba. Demet Akalın. İyi olur ha. Sürekli gider. Demet Evgar. Ya şimdi Demet Akalın diyeceğim. Vallahi beni mı? Beni anlayacağını düşünüyorum. Yani ya, hani. Yani... Yalnız bayağı iyi dert ortağı olur. Ya yani hepsi öyle Demet Akba, Demet tabii Evgar canım. Ama Demet Akalın bu iş eğlenceli olur. Ya Demet Evgar çok şey aristokrat bir yerden yaklaşır gibi geliyor. Daha ciddi bakar. Demet Akalın'la daha kendim iletişim kurabilirim şimdi gibi. Abla ne ya diyorsun abla? Ya abla bu ne ya falan. Ya açmıyor abla. Güzel cevaplar verir. Giderli iki şarkı atarsan. Tabii tabii. Hop WhatsApp'tan tamam konu. Dünyanın en hızlı arabasındasın ve yan koltukta oturuyorsun. Ne yazık ki arabayı sen kullanmıyorsun. Arabayı kullanan kişiye bakıyoruz. Bakalım hangisini seçeceksin. Tom Cruise. Güvenli bir yolculuk olur. Acun Ilıcalı. Çok seviyor hız hatırlatırım. Simay Barlas. Simay'la yolculuk. Güveniyor musun araba kullanma stiline? Çok iyi araba sürüyor. Ha öyle mi? Üç şıkta çok iyi araba sürüyor. Evet, o yüzden seçtim. Yani üç şıkta çok iyi araba sürüyor. Bir tanesininkine bindim, diğer ikisininkine binmedim. Tom Cruise'a bindin herhalde diye düşünüyorum. Ya şöyle tabii ki Tom Cruise hani biliyorsun bir sürü şey ehliyeti falan da var. Hani her şeyin. Ben de gemi her şeyin ehliyetini uçak... alıyorum. Evet, dur boş sıkıldığım zamanlarda. Gemi falan var mı? Var kaptanım. Ama bu şey gemi adamı değil. Aa doğru sen. Sen bak nasıl heyecanlı. Aldım çocuğu. Doğru. Buradan muhabbeti evet, yürüyor. Yasemin'in şeyi var çünkü. Benim var şeyim evet. Yani ehliyetim. Evet. Evet. Ehli bir insanım yani. Böyle yani. Teşekkür ederim. Oyunculuk dışında bir meslek yapsaydın. Rock şarkıcısı. Ekonomist. Kişisel gelişimci. Kişisel gelişimci. Halit beni çok şaşırtıyor. Evet. Yemin ediyorum öyle. Yani şöyle yok zaten bu sevdiğim bir şey hayatta.
Ya yani mesela bir dostum yardıma sıkışınca falan ya da morali bozuk olduğunda falan gerçekten iyi bir motivasyon konuşmacısı olduğumu düşünüyorum. Gazlarım diyorsun. Çok yani kendi üstümde olmasa da diğer insan şimdi kelin merhem olsa kendi hep başına sürer derler ya. Diğer insanların sorunlarını saptamakta ve yardımcı olmakta çok iyiyim bu arada. Tık 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 yani ama... İç görüm yok diyorsun. Kendime bir şey yapamıyorum. Ya oraya mesai de harcamıyorum. Ya evet. Meltem ile Hasan'ı, çocukluk arkadaşlarını acaba motivasyonlar nasıl yaktın? Şimdi Meltem'e motivasyon konuşması... Evet. Çok yapmışsın. Şimdi Meltem benim yani hem lise arkadaşım, evet, hem sıra arkadaşım, hı-hı, hem ailemden biri gibiydi, hı-hı, hem de benim ablam gibiydi Meltem. Şimdi Meltem sınıfın en düzgün öğrencisiydi. Aynı yaşta değil misiniz bu kız sana? Niye abla diyor? Yok Meltem'in... anladım. Meltem dünyanın en olgun insanıydı. En önde oturandı. Ben en arka sağ arkada oturandım ve yani umut yoktu bende yani. Anladın mı? Hayat rengi yoktu bende yani. Yani sırada şöyle bir adam düşün yani. Arka sıra değil mi sürekli burada? Yani uyuyarak geçti lise. Çok özür dilerim. Su iç sen. Senin ondan sonra Meltem de tabii... Ooo yani örnek öğrenci. Oo. Yani... ChatGPT'ye sorsan Meltem der yani. Sana. Değil mi? Örnek öğrenci Meltem. Yani. Güzelmiş, güzelmiş. Halit kötü gün dostudur diyor efendim. İyi günde aramaz ama değil mi? Sen mutlusun falan gelmez. Ya şakasındayım. Arada merak, bence insana birbirini merak etmeli dostlar özellikle. Bu her gün olmak zorunda. Haftada bir kere bana ne haber, iyi misin demen çok kıymetli. Ama karşı taraftan da gelmesi gerekiyor. Yok bak o da yanlış. Ama onlardan da gelmesi gerekiyor. Ya tamam da hiç gerek yok ya. Sen hani verme alma dengesiyle alakalı bir şeyden bahsediyorsak... Benim o dengeler bozuk bu ara, evet. Afe Yasin. 14 Şubat'a yalnız girdim oğlum çok, ben. Çok moralim acayip bozuldu şu an. Hadi diğer soruya geçeyim. Buradayım ama. Sen hep hepimiz buradayız. Ay, hepimiz buradayız. Bu tarikata da bağladı burayı. İnanamıyorum. Halit Taş'la berabersiniz. 90'larda şarkıcı olsaydın ki bu şarkıları bildiğini hiç zannetmiyorum. Hangi şarkıyla çıkış yapardın? Bilenler eşlik edebilirler. Ortada kuyu var yandan geç. Hatırlıyor musun? Ortada kuyu var yandan onu hatırlamıyorum geç. Hatırlamadın. Diğeri ben sizin babanız. Hatırladın. Ben ne dersem o. Bak hemen kaptı. Bir de ananı Ninolay ye ye diye bir şarkımız var. Asla söyleyemem çünkü artikülasyonu falan yetmez benim ona. Söyleyebiliyor musun Selam? Bu da hiçbir şey söyleyemiyor. Ben inanamıyorum. Ben DJ aldım yanımda olsun diye. Adam ne müzik veriyor. Selami abi bir şey diyeceğim. Sen kocaman bir iyi kişisin biliyor musun? Telif'ten dolayı hiçbir şey söyleyemiyorum. O kadar. Net. İşte bu yüzden seviyorum seni. Ya şöyle, bu arada diğer iki şarkıyı bilmiyorum ama B şıkkındaki Ben Sizin Babanızım zaten benim küçükken titrediğim bir şarkı. Titremek nasıl bir şey? Onun bir klibi vardı ya, inanılmaz fütüristik böyle. İnanılmaz bir şey değil mi o? Bak onu Wes Anderson bile yapmadı. O dönem. O dönem. Dedikodu kısmına geçiyoruz. Süper. Yani bir fikir paylaşımı arkadaşlar. Dedikodu yapmıyoruz. Evet. Fikir paylaşacağız. Alışveriş gibi. Evet. Alma verme dengesi derse kendimi pataklayacağım burada. Alma verme dengesi değil. Dedikodu paylaşacağın kişi, yani hayatında hep dedikodu yapacağın bir kişi seçiyoruz. Hı hı. Dolunay Soysert. Bilmiyorum sette neler yaşıyorsunuz. Simay Barlas. Bertan Aslani. Ya üçüyle de deli gibi dedikodu yapmışlığım var. Ama biri en iyisidir işinde. Yani şey bunun uzmanıdır seninle, yani detaylıcıdır. Ya üçü de uzman. Böyle bir şey yok. Biri Dolunay bizim... doçent ama yani. Dolunay'ı öpüyoruz. En kısa zamanda programı bekliyoruz. Evet, cevap ben... hakkı doğdu. Dolunay seni çok seviyorum. Çok iyiymiş. Peki o zaman Halit için bir hayat boyu komşu seçeceğiz şu anda seninle. Hı-hı. Hayat boyu yan komşun kapısını çaldığında, şekerin bittiğinde, tuzun bittiğinde yan komşun ne olacak? Hı-hı. Hatta sesi kıs diyeceğin falan da. Hani artık aklına ne geliyorsa. Var mı? Komşuların aran nasıl? İyi, her zaman iyidir. Peki. Fatih Terim. Galatasaraylısın diye biliyorum. Fenerbahçeliyim. Aa, bütün Google Galatasaray diyor. İsmail Kartal diyelim oraya. Dronumuzu çizdik orayı. İsmail Kartal olsun. Niye öyle bir bilgi var? Bak gir Google'a yazalım şu an.
Full Galatasaray. Allah Allah. Evet. Yok, Fenerbahçeliyim. Ya, anlamam lazım. Tribünde de çok zaman geçirmişliğim vardır ya. Gerçekten yani. Bütün Google. Baksanıza Gözde. Hepsinde Galatasaray'da. Gözde hemen kaldır. Bunu yarın düzeltmemiz. Icardi diyecektim, olmuyor. Kendini bu arada yani illa Fenerbahçeliyim diye Icardi çok iyi bir seçenek ya. Fatih Terim de keza öyle. Öyle de ne bileyim, hani ben daha böyle tutkun olduğunu düşündüğüm için şey zannettim. Ne Fatih Terim mi? Ne Icardi mi yapacaksın? Ama sen Fenerbahçe çıktığın için olur, o da olur. Ama ama şimdi onlara da yapılır yani. Ya, ne yapılır, Fatih Terim, Icardi mi yapılır yani. Yapılır. Teoman. Şimdi Teoman. Tabii ki Teoman. Yani düşsene. Yani, düşünmek istemiyorum. Yani. Abi saatim yok. Her gece parti var kesin evde. Tam olarak bilim. Oo. Biz bunlarla telif yiyor muyuz? Bu her şarkı söylediğimiz. Yemiyoruzdur. Doğru evet. Şey de söylemeye çalışıyorum. BPM'de mi oluyor? Tonda. Tonda yani bir yere kadar telif yemiyorsun ya bir kısımda. Ya 8 ölçü. Tabii 8 ölçüde söylemeye. 8 ölçüye kadar söylemedim evet. Diyorsun. Söylemedi değil mi Murat? 8 ölçü orada geçerli ki vallahi. Bir dakika. Değil mi? O çalmak da. Onda bir ne yalan. Biz bir şey çalmadık. Çalmadık ki. Biz çalmadık. Ben de görmedim. İnanılmaz. Peki dava mi? Edilsek Yasemin mi ödüyor, ben mi ödüyorum? Allah'ım inşallah halittir. Bence Yasemin geliyor. Yani. Tamam. Hani hesabı biraz, sen ödüyorsun. Biraz biraz. Biraz şarap önceydi. Büyüttü olayı. Yaz tatilini şu isimlerden biriyle geçirmen gerekiyor. Türkiye'nin en meşhur tatil hikayesini yapan 3 tane isim var elimde. Birini seçeceksin. Banu Alkan, Safiye Soyman, Bülent Ersoy. Ya ben... Hepsi deme vallahi fenalık gelecek. Şu an Safiye Soyman'la Bülent Ersoy arasında inanılmaz kaldım. Ya kocası da gelecekse Safiye Soyman. Ya çok iyi olmaz mı? Büyük eğlenirsiniz. İnanılmaz. İnanılmaz eğlenirsiniz. Ah be, ne güzel cevaplar verdin. Teşekkür ederim. Harikaydı. Bak kedi de başladı. Bölümler bitecek ki. Bu bölüm de bitti. Doğru anlarda giriyor bir defa. Doğru, çok üst iyi. Üst üste gelmiyor kimse. Selami'den daha iyi değil mi? Kariyerinde böyle bu hani son 5 yıla ya da böyle 8 yıla bunun evveliyatı tabii ki senin için vardır da. Olmuyor abi dediğin bir anın oldu mu? Şimdi oldu dediğin an hangisi? Şu an benim yanımdayken. Hadi. Yani. Saniye çıkıyor. Yani olmuyor dediğim bir an olmadı. Ben hı hı. Hiç umut kaybetmem. Evet. Hayatımda öyle yaşarım yani. Hani bu iş bugün olmuyorsa yarın bambaşka bir işte iyi olmaya çalışırım. O da olmuyorsa yarın bambaşka iyi bir işte. İşin hikayesi bu zaten. Hayatın hikayesi bu zaten hatta. Ya oyunculukla alakalı olmuyor diye düşündüğüm bir an olmamıştır. Yer yer düştüğüm olmuştur. Aha. Ama çok hızlı toparlarım. Ondan sonra o şu an, o bu an dediğim an galiba yabani. Yabani. Ya şöyle sonrası için ve yabaninin ne kadar gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. 3 sezonda gidebilir, 2 sezonda. Hiç önemli değil. Hikaye güzel devam etsin. Bunun çünkü kesinlikle, sezonlarla değil de daha çok hikayenin akışıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sonrası için de ekstrem heyecanlıyım ve çok meraklıyım. Ah çok güzel. Yani ne olduğunu bilmemek çok keyifli değil mi? Of. Ya evet, bir de şu an çok güzel bir hikayenin içindesin ama bu performans da hepinizin de çok iyi bir taşı oturtma durumu var. Yani herkes taşları yerine oturtturmuş. Evet. Hı-hı. Çok şükür ki öyle. Ne diyorsun Selami? Miyav. O zaman sahneye Murat Güneş'i davet edeceğim. Evet. Evet Murat Güneş, seni sahneye alalım. Hoş geldin. Evet. Adam güllerle geldi. Sen? Klip setinden. Evet, bu da dizi seti. Herkes setten geliyor. Ben tenis oynadım, seti bitirdim, geldim. Hani kılığım, kıyafetim de bu kadar şey fazla ya. Çünkü klip kostümüyle geldim. Hayır, çünkü bu da prodüksiyondan. Ederiz. Çok sağ ol efendim. Aa, harika. Alerjim var biraz Halit, ama. Çok iyiyim, sen finalde olsun. Atsam ya bunu düğün zannedip. Yönetmen onu ses tiyatrosuna çektik klibi. Şeyden balkondan aşağı at dedi. Yok Yasemin'e götüreceğim, atamam. Ha bu prodüksiyon para verdi buna. İşi de var, yani bunun bir görevi de var. Ve sen onu Yasemin'e götürecek dedin. Evet. Çok tatlısın. Çünkü sana mesaj atmıştım, hatırlıyorsun. Murat memleketin en tanınmış şarkı söz yazarı, bestecisi var. Aynı zamanda şarkıcı kimliğini de yeni yeni böyle göstermeye başladı. Biz çok istedik arkadaşlar olarak. Çünkü çok seviyordum mutfağı. O tarafa geçmek çok işime gelmiyordu. Ama şimdi yavaş yavaş şarkı da söylesen fena olmaz ya diye düşündüm. Ya bildiğiniz birçok şarkı. Ya mesela. Mesela bugün Sen İstanbul'sun kendim söylüyorum şu anda. Onun setinden geldim. Aa, merakla bekliyorum. Güzel. Mesela bir hadise
Hadise'ye hangi şarkı yapmıştın? Hadise'ninki daha çıkmadı. Söyleyemez. Tamam, telif telif okay. Yani çıkmadan yeriz bu sefer. Daha fena oldu hikaye. Sen söyle canım. Ben ne söyleyeyim? Demet Akalın'a sorulunca... Demet Akalın. Demet Akalın, Damga Damga. Yaşar'ın albümünün 9 şarkısı. Berdan Mardin Senden Çocuğum Olsun falan. Ha, o da mı? Bir dakika. Evet, o da. Yani oradan başlıyor. Bir de hikayesi var. Senden Çocuğum Olsun. Onun hikayesi burası çok... Ağlarız hep beraber yani. Ne ağlıyoruz ya, canım? Acıklı güzel çünkü. Hikaye. Şimdi insanlar zannediyorlar ki ben bunu işte karşı cinsten birisine yazdım falan. Öyle değil. LGBT de testi. Çünkü o da değil. Evet. Annemle babama yazdım. Evet. Annemle babamın 8 sene çocuğu olmuyor çünkü. Ve bunlar işte gitmedikleri doktor, hacı, hoca ve ne her varsa, türlü yöntemi aynen öyle deniyorlar. En son Ankara'da düzenli gittikleri bir doktor var ve o diyor ki kızım gelme çünkü senin çocuğun olursa ben bileklerimi keserim senin umuduna. Öyle sert. Hı? Öyle sert geliyor ki hani gelmesin artık umudunu kessin diye. İşte senin parana yazık, bizim emeğimize yazık, senin umuduna yazık falan. Çıkıyor bizimkiler işte ceplerinde de çok az bir para var ve oturuyorlar bara. Bir bira alabiliyorlar. Evet. Bira falan diyebiliyorsun değil mi? Söyleyebiliyorsun yani, abi. Okay. Tabii ki. Niye deyip niye dediğimizi... Normal ama içilen bir şey zaten. O bir birayı karşılıklı ağlayarak içiyorlar falan filan derken annem bir ay sonra bana hamile kalıyor. İşte o bira rahatlatmış. Muhtemelen yani... olabilir. Olay o. Hikayesi de buraya dayanıyor. O öyle hani böyle çok. Değil mi? O çocuk, o çocuk sensin. Benim. Evet işte zaten o yüzden de adım Murat. Berdan Mardin'in senden çocuğum olsun dediği çocuk... Biraz böyle anlatmak gerekiyor. Şimdi bu bölümümüzün adı, daha burada birçok şarkıcı arkadaşımız bu bölümleri anlatacaklar. Bir Gülizay'la anlattı, şimdi sen anlatacaksın. Evet. Bu bölüm adı Kasedim Çıktı. Çalamıyoruz ya şarkıyı, anlattıracağız. Şarkı kaç dakika? 3 herhalde. O kadar çok kısalttılar ki şarkıları şu anda. Tamam, 3 i̇şte dakika. İşte elimizden geldi. Tamam, 3 dakika boyunca bize yeni yaptığın şarkının adını söyleyip, ne hikaye anlattığını anlatırsan peki, biz de alkış yapacağız ona peki göre. Sonra Spotify'dan açarlarsa. Bence açsınlar. Aç, işte sen onu başı. Sat şarkıyı. Şarkının adı Yıldızlar, Güneş ve Ay. Sanki bir tane Murat Güneş etmiyorum. Çünkü orada bir tane daha güneş var. Tamam. Şarkı bir aşk hikayesi tabii ki doğal olarak. Böyle çok tatlı bir cümleyle başlıyor. Bu şehirde aşk başına kaç yalnız düşüyor diyor. Kaç? Mesela ben bir. Sen bir. İşte el kaldırma oyunu oynuyorsunuz ya deminden beri. El kaldırırsa birileri belki kaç kişi yalnız? Bayağı düşüyor ya. Yani Halit'i alamazsınız söyleyeyim. Yanında ben oturuyorum. Yani sanki öyle gelmişler zombi filmi gibi. Bayağı yalnızız. Bayağı yalnız varmış. Ya. Bak nasıl çocuk üzüldü. O zaman şarkının yürümesi lazım yalnız. Evet. Manitası olan çok az. Minnoşlar. Siz İki kişi. Kaçın. Üç. Çünkü burada bir zombi ekibi var. Yani yalnızlık zombileri. Evet. Ve ondan sonra diyor ki bak sen yalnız, ben yalnız. Gel en azından bu yalnız sayısını mümkün olduğu aza indirelim. Gel sen işimi ısıt, saçımı rüzgarsız dağıt diye devam ediyor. Tacizci de biri, sen yalnız, ben yalnız. Gel bir... Arkasından nakaratta kaybolurken dudaklarında kendimi buldum resmen uzay boşluğunda. Ha, uzaya sözleri kadar böyle söylemek çok zor ya. Sözlerini istemiyorum, anlat. Evet, mama dövüyormuş değil mi filan? İşte bir aşk şarkısı günün sonunda mutlu oluyorlar falan filan. Ha mutluysun herhalde. Ha mutlu son. Bu yalnızlık yani arkadaşlar birbirinize dönüyorsunuz. Eskiden yaparlar diyor bunu böyle mesela. Yanınızdakine dönün falan, solunuzdakine dönüyorsun. Sen yalnız, ben yalnız. Uzay boşluğuna gitmeye ne dersin? Öyle değil mi? Kaybolurken dudaklarım, dudaklarında kısmı da var mesela abi, istiyorsanız. Ya bir dakika hemen. Sen yalnız, ben yalnız. Uzay boşluğunda. Olur. Olur, devam tamam. Anlat sen evet. Ne anladıysak birbirimize onu yapacağız. Dudak bölümüne gelelim ne olur. Yani... Sen yalnız, ben senden daha yalnız. Hı. Uzay boşluğunda... İşte gözlerine baktım, tam da gözlerine bakıyorsun şu anda. Gözlerine baktım, yıldızlar, güneş ve ay. Akmış bir rümeydim. Yok çok güzelsin. Ha, iyi, teşekkür ederim canım benim. Son şey duyamadım. Gözlerine Yasemin baktım, yıldızlar, güneş ve ay hepsi oradaydı ve kalbim haklıydı. Gözlerine baktım. Yıldızlar, güneş ve ay. O kadar mı sivilce mivilce ne? Gezegenleri saydı göz adam suratıma bakıyor. Ama Yasemin bana izin vermiyorsun. Yani yaklaşamıyorum sana. Papa götürdün sana ya beni. Sonra da yalnızım diyorsun Yasemin. Oradan dolu bana. Doluyum ben. Evet, bu kadar. Bu kadar. Hı-hı. Bence çok tatlı bir şarkıdır. Bence bir nakaratında söylersem. Olur söylerim. Kaybolurken dudaklarım dudaklarında... Kendimi buldum resmen uzay boşluğunda.
Gözlerine baktım, sanki bütün evren oradaydı. Yani oradaydı. Yıldızlar, güneş ve ay göz bebeğinde saklıydı. Kalbim haklıydı. Lan, 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 lan. Vay, diye gidiyor. Bir şarkıyı açarız güzel. Çok güzel. Hemen ezberleyebiliyor musun? Haklıydı. Kalbim haklıydı. Gözlerim dudaklarında uzay boşluğunda haklıydım. Dedi. Olur. Cüs. Bam. Teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ay. Pardon. Dudaktan gidiyordum. Abi neredesin? Çok memnun oldum. Çok güzelmiş şarkı. Vay. Ceketi bırak giderken sevdik. Senin bölümünde de bir hikayemiz var. Hazırsan bak başlayacağız. Nasıl yani? Şöyle. Bu bölüme çok eğleniyorum ve bayılıyorum. Okuma provası çok yapıyorsunuz değil mi şeyden önce? Sete girmeden önce. Bayağı meşakkatli bir süreç. Çünkü oturuyorsunuz ve okuyorsunuz onu değil mi? Canlandırmıyorsunuz. Sana bir şarkı vereceğim. Murat sen bölümü biliyor musun? Efsane bir bölüm. Okuma provası. Okuma provası yapacağız. Evet. Sana metni veriyorum. Sezen Aksu'nun Onu Alma Beni Al şarkısını biliyor musun? Bilir misiniz? Peki. Bu şarkıyı kralsın. Evet. Meydandasın, tacın var ve bu şarkıyı askerlerine motivasyon olsun diye seslenerek şarkı söylemiyorsun, seslendiriyorsun. Hani niye ayağa kalktıysam çok özür dilerim. Ben de bu yetim kirazlar ağla ağl dururken ben tek başıma kara gecelerde zar zor uyurken yar eteğimde çakallar kurtlar olurken içine sinerse senin de kıyametin gelsin. Böyle de nispet olmaz ki. Seni gidi. Zalim yar. Zorla da kısmet olmaz ki. Hain yar. Bana ne? Ve bana ne? Beni al ama onu alma. Arkadaşlar. Woo! Ya! Bir yerde kral sandım kendimi, yemin ediyorum size. Ama bayağı öylesi, hani böyle bir çalışılmış bir okuma provası gibi müthişti. Teşekkür ederim. Madem bunlar vardı, niye kuma biz o tırı şeyle girdik? Programın sonuna doğru geldik. Ama program şöyle bitiyor Halit'ciğim. Çok güzel bir ayrılık sebebi veriyorsun. Senden ayrılıyorum diyorsun hepimize. Bir sebep verip gidebilirsin. Sete geri dönmem lazım. Biliyorum çok açtık zamanı. Şu an Şile'ye dönüyor Halit. Ona eğer su, erzak, ne bileyim yolda yiyebileceği çiçekleri vermek isterdim ama onları sadece Demet... Çok centilmence bir harekette. Çok güzel değil miydi? Çok utandım. Bir şey söyleyeyim, sette... Beni o kadar utan... Halit'e kimden çiçek var? Kim? Sen, tabii Meltem... canım arkadaşımdan var. Meltem. Böyle bir şey olamaz. Böyle kıskanç bir ekip... Ay harika. Çok efendim, teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Ay. Oo, çok tatlı oldu. Harikaydı. Çok arkadaşlar, teşekkür ederim gelen herkese. Hadi Özgür Sarı. Murat'ın şarkısını beğendiniz mi Murat Güneş'in? Çok güzel değil mi? Evet. Halit de çok tatlıydı. Selami inanılmaz performansıyla. Sonradan açılır o zaten. Program bitimine doğru bitiyor diye. Bir mutluluk geliyor ona ve doluyor. Öyle vardır bazı ilişkilerde. Şimdi çiftler, bir çiftimiz var koskoca salonda. İnanılmaz bir şey. Oraya mikrofon alma şansım varsa bir çiftimize bir soru soracağım. Siz de anlatmak isteyen olursa da bizde de var hikaye derseniz tabii ki seve seve alırım. İsminiz? Atakan. Atakan. Arkadaşınızın? Sude ben de. Sude ve Atakan. Ne kadardır beraberiz? 2 ay. Ha. Sen bu gruba dahil olursun. Böyle bir ekip bu. Nasıl tanışıldı? Sınavda gördüm ben. Öyle. Hangi sınav? Biz de gireceğiz de. Nasıl bir sınav? İnşallah ehliyet değildir. Var çünkü hepsi. Lineer sınavı. Sınavda nasıl tanışılıyor? Yani? Orada tanışmadık. Ben gördüm. Sonra işte birazcık muhabbet ettim. Numarasını vermedi ilk başta. Instagram'dan. Aynen. Sonra Instagram'dan gördüm. Hayır diyor. Sude'cim al sen de. Tabii. Hep öyle oluyor burada. İki tarafta başka bir şey anlatıyor. Atakan diğer kızdı o. Karıştırıyorsun. Derste numaramı istedi. Ben tamam, de vermedim. Tamam çocuk haklıymış. Evet. Ben de vermedim. Onu da dedi. Evet.
Sen bu çocuğu dinledin mi? O da bir şey demedi. Gitti. Tamam, onda da sonra Instagram'dan mı ekledi? Yok. Evet, ekledi. Oradan bayağı yürüdü. Nasıl yürüdü mesela? Onu söylemeyeyim. Ne yaptı insan? İlk başta nude atmaz. Atakan alacağım. Ben bayağı reddettim. Yani orada da bayağı Sude şey yaptı. Ne yaptın mesela? Sınav sorusu 35. soruyu hatırlıyor musun falan? Öyle böyle mi girdi? Nasıl girildi? Yok. Gözlerin çok güzel. Kolların incecik falan. Çok güzelsin ya. Güzel kız diyecek tabii ki Sude'cim. Başka evet. Yürüdüm. Maşallah. Allah sahibine başlasın demedin. Onu anladık. Yok yok. Enerji... Bu enerjiyi nereden buluyorsun diye yazdım. Ondan sonra... Bu enerjinden... Bıktım senin bu enerjinden. Yetişemiyorum. Hep öyle bitiyor ya. İşte sonra Sude beni tersledi yine. Sude muhteşemsin. Evet. Sonra çok iyi terslemişsin. Bir yandan ne olduğunu anlamadım. Bir yanda döndü Sude. Böyle bir iyi davranmaya başladı. Ne olduğunu ben anlatıyorum. 3 tane yakın arkadaşına bu çocuk bana yazıyor dedi. Gerçekten 3 tane. Bu 3 kız da biliyorum. Hiç tanımıyorum seni. Bu 3 kız da seni stalkladılar. İyi çocuk ya, sen bununla yürü. Devam et dediler. Araları kesiyorum Sude. Yok, tanıyorlardı. Ha, bayağı tanıyorlardı. Övdüler. Ben de dedim bu çocuk neymiş, böyle bir tanıyalım. Sonra beğendim. Nasıl tanıdın bu çocuğu peki? Biz çünkü hepimiz yalnızız ya, bir çift bulduk. Öyle çok peşimden koştu diyeyim. Ben biraz tersledim. O inat etti. Tamam, peşimden koşanı tersliyorum. Başka? Evet. Numaramı vermiyorum. Ben numarayı bırak, her şeyi ilk günden. Öyle yani. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim bu samimi cevaplarınız için. Umarım ilişkiniz bir iki ay daha sürer. Ve bitireceğim, merak etmeyin. Evinize gideceksiniz ve diyeceksiniz ki oh çok güzüldük. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz. Refik'ciğim yalnız mısın hala sen? Refik de yalnızmış. Her kategoriden boy, kilo, saç ne varsa herkes yalnız. Bir dahaki programda görev veriyorum. Herkes biriyle gelecek. Toplu date programı yapsak ya burada. Konuk bizde kim var? İrem Derici olacak. Nasıl? Yapalım mı öyle bir şey? Hadi. İyi akşamlar. Efendim, bu bölümün sonuna geldik ama daha ne bölümler olacak? Görüşürüz.